TRT televizyonları olarak Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mesut Yaşar Bey'e konuk olduk. Yaşar Bey, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? 1 Kasım 1964 Amasya doğumluyum. İlkokulu, liseyi ve üniversiteyi Amasya'da okudum. 1990 yılında mesleğe stajyer olaraktan başladım. Mesleğimizin değişik kademelerinde ve Amasya Mali Müşavirler Odası'nda öncelikle disiplin kurulunda, yönetim kurulunda görevler yaptım. Daha sonra 2016 yılında yapılan meslek odası seçimlerinde başkanlığa aday oldum. 2000 ve başkan seçildim. 2016 yılından bu yana yaklaşık 3 yıldır oda başkanı olaraktan görev yapmaktayım. Amasya Mali Müşavirler Odası olarak vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Mesleğimiz 3568 sayılı meslek yasasıyla kurulmuştur. Odamız da aynı yasaya tabi, odaların yönetmeliğine tabidir. Dolayısıyla görevlerimiz ve faaliyetlerimiz yasayla belirtilmiştir. Bu yasanın çerçevesi içerisinde biz meslektaşa mesleğiyle ilgili kolaylıklar sağlamakla birlikte yeni çıkan kanunların ya da yeni çıkan ve uygulanmakta olan kanunların daha iyi anlaşılabilir olması için seminerler düzenlemekteyiz. Onun haricinde meslektaşların sosyal hayata daha adapte olmaları ve farkındalık yaratmak amacıyla bazı projelerde de yer almaktayız Amasya Mali Müşavirler Odası olaraktan. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Şahsi olaraktan meslekte ileri yönelik hedeflerim, birçok hedeflerim var. Bunlardan birisi bağımsız denetçi olaraktan ayrıyeten mesleğin devam etmek. Mesleğin son zamanlarda aldığı konum itibariyle branşlaşmaya başladı. Burada danışmanlık faaliyetlerine de mesleğin yanında devam ediyoruz. Sonrasında bilirkişilik de yapıyoruz. Şu an Concordo'da komiserliği revaçta. Bunun haricinde meslekten aldığımızı yeni nesillere, yeni meslektaşlara aktarabilmek için sosyal programlar oluşturmaya devam edeceğim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Başta meslek çatı örgütümüz TÜRMOB'a, TÜRMOB'un yöneticilerine ve Amasya Odası meslek mensuplarına ve tüm Türkiye'deki meslek mensuplarımıza saygılarımı sunuyorum. Bizi yarınlara ve geleceğe taşıyacak yeni meslektaşlarıma da başarılar diliyorum.